Şener Lezzetler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Tel tel ayrılan nefis bir katmer tarifiyle geldim. Pazar kahvaltılarınıza çayınızı demleyene kadar yapabileceğiniz harika kolay çok da lezzetli bir tarif. Nasıl yapmışım merak ediyorsanız buyurun tarife geçelim. Katmerim için şimdi 3 su bardağı unu kaseme aldım. Su bardağım 200 milimlik klasik su bardağıyla eşdeğer. Unumun ortasını birazcık havuz gibi açıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Üzerine bir su bardağı suyu ilave edip hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Gerektikçe su ilavesi yapacağım. Şöyle çeyrek bardak birazcık daha su kullandım. Toplamda bir su bardağı artı çeyrek su bardağı tekrar su kullandım arkadaşlar. Hamurumu güzelce yoğuruyorum, toparlıyorum. Toparlandıktan sonra güzelce tezgahıma alıp özleşene kadar yoğuracağım. Evet, tezgahımı unladım. Şimdi iyice özleşene kadar hamurumu şöyle 1 dakika kadar yoğuruyorum. Evet. Hamurumuz hazır. Hamurumu şöyle hafifçe tezgaha yapışmasın diye tabanını unluyorum. Üzerine bir bez kapatıp 15-20 dakika kadar beklemeye bırakıyorum. Hemen yağını eritelim. Bunun için 25 gram kadar tereyağı, 50 gram kadar da margarin kullandım. Tereyağım bitmek üzereydi arkadaşlar. Sonunu koydum. Erittikten sonra katı yağlarımızı erittikten sonra çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave edip yağımızı da soğumaya bırakalım. Bu esnada dinlenen hamurumuzu birazcık unlayıp bir merdane yardımıyla yavaş yavaş açalım. Açabildiğimiz kadar ince olsun arkadaşlar. Yarım santim kalınlığında olacak şekilde hamurumu açtım. Çok çabuk toparlanıyor tekrar. Hamurumun üzerine güzelce yağlıyorum. Tekrar biraz daha açmaya, büyütmeye devam ediyorum. Yağladıktan sonra daha kolay genişleyecek. Evet, elimle çekiştirerek genişletmeye devam ediyorum hamurumu. Yağlayınca çok daha kolay açılıyor. Gördüğünüz gibi daha da esniyor hamurumuz. Evet. Bu kadar büyüklükte olması yeterli. Birazcık daha yağ gezdiriyorum ve hamurumu birazcık kamera açısını genişlettim. Şu şekilde 3'e katlıyoruz. Şimdi bir ucundan diğer ucuna doğru rulo halinde hamurumuzu sarıyoruz. Sardıktan sonra tavsiyem ben acele ettim. Buzdolabında bir 20 dakika kadar bekletin arkadaşlar. İçindeki yağı donsun ki dilimlemek daha kolay olsun. Ben bekletmediğim için gördüğünüz gibi dilimlerken biraz zorlandım. Yağı akma yapıyor çünkü. Ama buzdolabına koyduğunuzda katı yağ olduğu için donacaktır. Çok daha kolay dilimleyeceksiniz. Benim acelem vardı. Hemen yapmak istedim. Evet. Bezelerimizi bu şekilde dilimleyip hazır ettik. Yağlı olduğu için açılmakta biraz zorlanıyor arkadaşlar. O yüzden altını üstünü unlayalım. Unladıktan sonra merdane ile tavamızın büyüklüğünde açalım. Tamamıyla size kalmış. Ne kadar büyüteceğiniz bezelerinizin büyüklüğü tamamıyla size kalmış ama bu şekilde incecik, güzel, tel tel ayrılan bir katmer elde edeceğiz. Hemen ısınan tavamızı alıyoruz katmerimizi. Altı birazcık kızarmaya başladıktan sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Tekrar bu tarafını çevirip yağımızla güzelce bir fırça yardımıyla katmerin iki yüzünü de güzelce yağlıyoruz. Pişme aşamasında yaparsanız çok güzel oluyor.
Yağın lezzetini katmer içerisine çekiyor arkadaşlar. Tekrar yağladığım tarafında biraz kızarmasını sağladıktan sonra alıyorum ve katmerlerim hazır. Az ölçülü 4 kişilik 5 kişilik bir aileye tam yetiyor arkadaşlar. Çok büyük büyük ölçülerle yapmanıza gerek yok. Zaten sıcacık kahvaltıda yenip bitmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi katmerlerim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Katmer işinde çok fazla usta olduğum söylenemez. Ama çok güzel tel tel mayalama süresi beklemeden kolaylıkla yapılan bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bölerek de size göstermek istiyorum dokusunu. Bakın. Yağını çekmiş. Asla hamur olmayan lezzetli bir tarif. Maya olmamasına rağmen çok yumuşak bir hamur arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.